Babuşlar, selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Mount & Blade Warband'da kardeş katli moduna devam ediyoruz. Söylemek istediğim birkaç tane şey var. Öncelikle sanırsam dün attığım ya da ondan önceki gündü galiba. The Long Dark videosunda ses kayması olmuş. Abi, normalde ses kayması olması için benim makinenin biraz zorlanması lazım. Hani makine zorlandığı zaman ses görüntü senkronizasyonunu sapıttırıyor. Ama The Long Dark kasan bir oyun değil be abi. Hani gerçekten niye ses ve görüntüde kayma olmuş hiçbir fikrim yok gerçekten. Diğer bölümlerde daha dikkatli olurum. Uyardığınız için hepinize teşekkür ederim. Ve Warband'da en son işler bizim için iyiye doğru gidiyordu ama pek ilerleme kat edememiştik sanırım. Çünkü işte sürekli sağa saldırıyorlar, git onu kurtar. İşte sol tarafta köye saldırıyorlar, git onu kurtar derken vakit bulamamıştık bir türlü fetihlere ve diğer şeylere. Bu arada telefonuma mesaj geldi. Bekliyorlar abi. Emin ol bekliyorlar yani. Bir kayda girsin de böyle bir şey yapalım, haraslayalım şunu diye. Baboli, ne yapıyorsunuz abi? Nasıl gidiyor? Keyifler yerinde mi? Keyifler yerinde mi? Soramadım. Ağzım gözüm kaydı. Keyifler yerinde mi abi? Yani sınav stresi falan dışında. Ya bizim zamanımızda var ya, hani bizim zamanımızda dediğim, ben ilkokul sınavlarına hazırlanırken falan abi OKS diye bir şey vardı, bak çok çok önceden. OKS vardı, tamam mı? Biz 7. sınıfa geçtik, OKS'yi kaldırdılar, SBS'yi getirdiler, seviye belirleme sınavı. Abi ya hani 6. normalde 6, 7, 8'de gireceğim. Biz 6'da girmemişiz yani, 7'de ve 8'de gireceğiz. İşte 6. 2'nin ortalaması yemek mi kalmamış? Birader, yiyeceksiz kalmamız durumun canımı sıkıyor. Adamlarınıza iyi bakmazsanız onlar da sizi fazlasıyla iade eder. Abo, yemek kalmamış. Hocam dur, hemen Tiflis'e gidelim, yemek alalım. Oğlum nasıl yemek kalmadı lan? Nasıl bir yiyorsunuz lan? Oha! Oha! Yiyecek hiçbir şey yok. Abo! Baba dur, bir köye doğru falan gidelim. Amanın! Hocam oradan değil, buradan. Nasıl atarlı geldi ama bunluk. Birader, yemek kalmamış. Ne yiyeceğiz lan biz diye böyle. Hacı, benim bu duruma acilen bir çözüm bulmam gerekiyor. Ne yapacağız? Direkt gidip köyü yağmalayacağız. Hadi koş. Malazgirt köyünü kurtarmaya gidemeyeceğim. Baba yak ortalığı yak. İşte abi SBS falan geldi. İkinci dönemin işte şey, iki sınavın ortalaması sayılacak. Altıncı sınıf falan filan, bir ton tantana tuntana. Sınav sistemi sürekli değişiyor baba, ama değişmeyen tek bir şey var: öğrencilerin haşat olma durumu. Harbiden bizi de az haşat etmedi yani o sınavlar. Ciddi ciddi böyle hani insanın psikolojisini falan bozuyor abi. Baya baya bozuyor yani. Ve hani bu durumu daha stresli hale getirenler genelde çevremizdekiler oluyor. Babuşlar, sizde de öyledir muhtemelen. Ya genelde çevredeki insanlar böyle hani sen stres yaşamasan bile çevredekilerin beklentisi, çevredekilerin stresi insanı mal etmeye yetiyor. Allah kolaylık versin kanka. Şey yapmayın. Fazla nasıl diyeyim, kendinizi kaptırmayın. Kendinizi kaptırmayın derken şunu kastediyorum. Abi umutsuzluğa kapılmayın. Yok şunu nasıl yapacağım, bunu nasıl yapacağım. Allah, nereyi yağmalıyorsunuz oğlum ya? Salih köyüne ben istesem de yardım edemem şu anda. Direkt Konstantinopol şehrine gidip orada şey yapacağım. Bu arada Osmanlı iyiden iyiye yamulmuş abi. Abi! Abi Osmanlı Devleti'ne çok şiddetli saldırıyorlar ya şu an. Ya çok şiddetli saldırıyorlar yani şu anda. Gerçekten devlet zor durumda. Biz ayrıldık. Biz ayrıldıktan sonra zaten iyice her şey kopmuş. İstanbul var bir tek herhalde elimizde. Tam bir bilgim yok ama ya buralara kadar ben niye geldim abi? Buralara kadar hem üstümdeki başımdakileri satmaya hem de ufaktan yiyecek depolamaya geldim. Şöyle ufak ufak tuzları elimizden çıkartalım. Şunları elimizden çıkartalım. 1500 dinar. Zaten daha fazlasını alamayız. Şehir şehir dolaşıp erzak alacağız babuşlar. Yalnız harbiden çok fena savaşlar olmuş abi. Çok fena savaşlar olmuş. Yani bayağı bir adam kaybetmişiz. Adam kaybetmenin yanı sıra toprak da kaybetmişiz. Neyse, şimdi oyuna da döneceğim de. Abi hani konular yetişmiyor. Eyvah, ne yapacağız? Bittik biz falan filan. Kendinizi fazla sinire, strese kaptırmayın babuşlar. Elinizden geldiğince sakin davranmaya, sakin hareket etmeye çalışın.
Yani ne bileyim abi. Her zaman her şey beklediğiniz şekilde gelişmeyebilir. Yani ya ben şu konuya hazırlanmadım. Eyvah biz bu konudan sobeleneceğiz. Adam akıllı puan alamayacağız. Haşat olduk falan dersiniz. Bakarsınız çalıştığınız konulardan çıkar. Ablacım vallahi şu an sana vakit ayıramayacağım. Ya bakarsınız çalıştığınız konulardan çıkar. Siz modunuzu düşürmeden çalışmaya devam edin babacığım. Hepinize başarılar dilerim. İnşallah her şey gönlünüz iyi olur. Bizde de dediğim gibi zamanında bayağı zordu ve biliyorum herkes TEOG'a hazırlanmıyor. Aramızda üniversite sınavına hazırlananlar da var. Kitlemiz gerçekten çok geniş abi. Hani onu söyleyebilirim. Evli benimle iletişime geçen o Safavi barış ilan ediyor. Et. Hemen barış yapalım. Niye barış yapıyoruz? Adamlarımız kendilerini kassın, köyler kendilerini yetiştirsin. Biz kendimizi toparlayalım. Ondan sonra hücumlara geçeriz tekrardan. Orası sıkıntı değil. Bu arada harbiden Osmanlı Devleti'nde bayağı ciddi çatışmalar olmuş yani. Bayağı şiddetli savaşlar olmuş. Sıkıntı. Ben buradan yemek depolamaya devam edeceğim abi. Ya çünkü eğer işçilerime, adamlarıma yemek vermezsem savaşmazlar. İlerleyen zamanlarda çok sıkıntı çıkar. Ya kitlemiz gerçekten çok geniş söylediğim gibi. Evli hanım ablalarımızdan tutun işte hani YGS'ye hazırlananlardan, iş güç sahibi abilerimizden birçok insan benimle iletişim kuruyor sağ olsun. Bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Babuş ailesi olarak 7'den 70'e büyüyoruz abi. Hani babuş ne? Şey yapmayın abi babuş hitabetini yanlış anlamayın böyle. Benim en yakın arkadaşımın babaannesi bize babuş derdi. Onların orada genç, delikanlı, adam gibi adam anlamına gelirmiş yani. Bu anlamlara sahip. O yüzden delikanlı olmanın böyle hani dürüst adam gibi adam olmanın ya da hatun gibi hatun olmanın yaşı başı yoktur abi. Ben benden yaşça büyüklere de babuş diyorum. Onlar da sağ olsunlar hiçbir şekilde alınmıyorlar. Tatlı tatlı anlaşıyoruz. Bu güzel aile ortamını oluşturduğumuz için hepinize teşekkür ederim abi. Hepimizin bu el birliği. Onun dışında ya şu an ben sadece gidip yemek depolayacağım. Çünkü savaş durumu ortadan kalktı. Biraz kendimizi geliştirir, biraz sağdan soldan kendi krallığımıza adam çekmeye çalışırız. Bence burada kılıç kalkanla gidelim baba. Babalara gelmeyelim. Onun dışında abi derseniz ki senin hayattan ne oluyor zamki? Nasıl geçiyor zaman? İyi misin? Hoş musun? Abi genel anlamda iyiyim ama var ya dün başıma bir ağrı girdi böyle hani normal bir ağrı değil hacı. Tansiyonum çıkmış. Acayip bir çıkma ama bu. Hani abi normal insanda tansiyon 12'ye 8 olur değil mi? Ben de dün ölçtüğümde tansiyon büyük 15'e 8, küçük 11'e 6'ydı. Ve yemin ediyorum kafamı yerinden kaldıramıyordum böyle. Hani kendimi bir acayip hissettim, bir kötü hissettim. Arkadaşıma falan yazıyorum. Kanka geberir miyim acaba diyorum. Sanırsam hani vadem doldu ben gidiyorum diyorum. Kanka sen hiç merak etme. Ben Güngör'ü sevme ve yaşatma derneği kuracağım falan filan diyor böyle. Arkadaş işin dalgasında. Ama ben 3,5 atıyorum abi böyle kafam long long longluyor. Neye uğradığımı şaşırdım. Bu arada bu diğer haydutlar nerede acaba? Bu şehir de bayağı bir kötü dizayn edilmiş ya. Yani hani kötü yerleştirilmiş abi baksana. Hiçbir yerde bir şey göremiyorum. İç taraflara doğru ilerleyelim. Belki oradadırlar. Acayip kötüyüm. Hani kafamı yerinden kaldıramıyorum. Sağ olsun hatun benle ilgilendi. Yani size söylemişimdir. Zaten siz de fark etmişsinizdir abi. Benim kafa dalgınsa falan böyle kendimi bir şeye odaklayamıyorsam bilin ki sebebi hatundan kaynaklıdır yani. Sağ olsun o çok fazla üstüme düştü. Bayağı bir ilgilendi. Hani hatta bir 15 defa falan aramış telefonla. Ben o ara ateşim çıktı. Kendimi soğuk suyun altına attım. Cevap veremedim. Bayağı telaşlanmış. Abi insanın seveni olması güzel ya. Sizden de geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Yavaş yavaş toparladım kendimi. De baba bu haydutlar ne tarafta ya? Ve şu an var ya animasyonların falan ırzına geçilmiş vaziyette. Şuna bak. Ben bunları bulamayacağım sanırım. Ben bunları bulamayacağım. O yüzden bayıltma hilesi kullanıyorum. Zaten bir tane varmış. O da nereye sıkıştı kim bilir yani. Ben onu oradan çıkartacağım da keseceğim de tuzaktan kurtulacağım. Oldu canım.
Abi şükür, envanteri doldurduk. Kaç şehir gezdik bilmiyorum ama şükür envanteri doldurduk yani. Şöyle bir kaydıma bakayım, sıkıntı var mı? Sanırsam bir sıkıntı yok. Ben size bir söz vermiştim, hatırlıyorum. Eğer hani herhangi bir şekilde manita durumu olursa asla sizi ihmal etmeyeceğim diye. Babacım, sizi ihmal etmem zaten. Hani zaten durumdan haberdar kendisi. Sağ olsun beni destekliyor her alanda. Yani durumlar iyi. Ya eğer uygun olursa, hani imkanı olursa falan, sizle de tanıştırmak isterim ki canlı yayında aradı sağ olsun, canlı yayına gelen babuşlarla şey oldu, bir tanışma konuşma durumu oldu. İşte birlikte serilere falan başlama durumumuz olabilir. Her şeyi zaman gösterecek. Sizden anlayış bekliyorum. Hepinize teşekkür ederim şimdiden. Abi Ankara köyü falan Macaristan'ın eline geçmiş. Macaristan nereye aldı da Ankara köyü onların eline geçti ya? Bu renk Macaristan'a ait gibi. İstanbul bizde, Ankara köyü Edirne'ye bağlı olamaz, değil mi? Yani Ankara köyü Edirne'ye bağlı değildir diye düşünüyorum. Bu arada biz bayağı gelişmişiz ve Safavi ile barış ilan etmemiz bizim çok çok işimize yarayacak. Farma oturacağız abi direkt. Ama şöyle bir sıkıntımız var abi. Şöyle bir sıkıntımız var. O sıkıntıyı da dile getirmeden olmaz. Osmanlı Devleti Lehistan'a savaş ilan etti. Abi niye bu kadar çok savaş ilan ediliyor ya? Az önce envanterim fulldü. Az önce envanterim full, ağzına kadar doluydu. Aa, bir şey soracağım baba, bak taraflar kısmından bir öğrenelim. Osmanlı Devleti niye Lehistan'a savaş ilan etmiş? Kaybedilen toprakları geri kazanmak amacıyla savaş ilan etmiş. Babur İmparatorluğu, Safavilerle ateşkesimiz var. Diğer devletlerle herhangi bir alıp veremediğimiz yok. Osmanlı Devleti'ne yardımcı olmak amacıyla Lehistan Krallığı'na savaş ilan etsek mi acaba? Şimdi Lehistan bizim dişimize göre bir rakip mi? Ona bakmamız lazım. Dişimize göre bir rakipse eğer saldırır. Hatta işte hani Osmanlı Devleti'ni savunuruz abi. Çünkü savaş ilan ettiğimiz takdirde Lehistan diyelim ki Osmanlı Devleti'nin kalelerine saldırdı. Gidip o kaleyi savunabiliriz. Ama şöyle bir şey var. Adamlarım henüz gelişebilmiş değil, ordum henüz toparlanabilmiş değil. Yani şuradan ben biraz daha yemek alayım. Şu şekilde ifade edeyim Baboli. Daha adamlarımız yeterince asker basmadı. Yani savaştan çıkıp başka bir savaşa girdiğimiz için bize sinirlenebilirler. Sinirlenmeleri bir yana, daha henüz adam akıllı asker basmadıkları için sıkıntıya düşebilirler. Ve ben hemen adamlarımı geliştireyim. Vay canına. Oğlum ne kadar adam geliştirdik öyle ya. Baya baya adam geliştirdik. Hocam, hala Salı Köyü'nün oralarda bağda mısınız? Ve gerçekten Şah İsmail'in barış ilan etme talebi göndermesi bir acayip garibime gitti. Oo, hocam, hocam. Kılıç kalkan, kılıç kalkan. Baba kılıcı kalkanı çek. Birkaç haydut grubu, bunlar bize o kadar şey yapamaz. Daha konuşacağım konular var. Konuşacağım konulardan bir tanesi Bannerlord'un Steam'e gelişi abi. Ben Bannerlord Steam'e geldiğinde canlı yayındaydım. Siz söylediniz abi Bannerlord Steam'de bir bak hemen falan diye. Canlı yayında göz attık abi. Kullanılan trailerları zaten ben izlemiştim. Hani Steam'e konulan trailerlardan bahsediyorum. İşte kale savunması, kale fethi falan. Ben onları zaten izlemiştim önceden. YouTube'da yayınlanır yayınlanmaz. Açıkçası beni şaşırtan tek şey, şu an için Steam'de baktığınız zaman Türkçe dil desteği gözükmüyor abi. Ve gönüllü toplamadım ben. Zaten grubumda yer yoktur ya. Maksimum 4 kişi alır. Ya ben baktığımda, göz gezdirdiğimde Türkçe dil desteğini göremedim. Türkçe dil desteğinin henüz gelmemiş olması beni biraz şaşırttı açıkçası. Silah craft sistemi sanırsam bizim zannettiğimizden birazcık daha basit olacak. Böyle ben İşte silahı istediğimiz gibi craftlayabileceğiz zannediyordum. Ama sanırsam birazcık kısıtlı olacak o crafting seçeneği. İşte sapları değiştirme, ne bileyim kavramasını, kavrama yerini değiştirme falan filan var herhalde. Kale dizaynı benim çok hoşuma gitti. Kale savunma sistemi. Hani burada adamları yerleştiriyorsun abi. Kafalarına göre hebele gübele bir yere kafa ata ata gidiyorlar.
Orada adamları yerleştirebiliyorsun. Ordunu yerleştirebiliyorsun. Ve gözümü korkutan bir diğer nokta oyunun 40 GB olması. 4 GB RAM istemesi önemli değil. Bende 16 GB RAM var ama sanırsam DDR2. Etkili olur mu bilmiyorum. Ama herhalde kasmadan oynayabiliriz. 60 FPS alamasak da hani 30 alalım, 25 alalım. Videoda kasmasın. Hani en olmadı muharebe boyutunu düşürürüz baboli. Yine bir şekilde oynarız yani. Bu arada ben bir Lehistan'a bakmak istiyorum. Kiev falan Lehistan'ın. Abi Lehistan güçlü be. Lehistan güçlü. Yani şu an benim onlara savaş açmam demek. Benim derebeylerimin bana karşı kötü bir tutum, kötü bir tavır sergilemesi demek. Gerçekten ne yapacağım konusunda pek fazla bir fikrim yok. Daha yeni ateşkes ilan edildi aslında. Bu süreyi değerlendirebiliriz de ne şekilde değerlendireceğiz? Yani bol bol adam basmak konusunda bu süreyi değerlendirebiliriz sadece. Ben şöyle buralarda biraz gezineyim abi. İlla ki gezinirken bir şeyle karşılaşırım. Hocam var ya Gazi Kermen'i bile Macaristan almış. Macaristan acayip büyümüş ya. Acayip büyümüş. Acaba Fatih Sultan yok Yavuz Sultan Selim'de. Yavuz Sultan Selim'le konuşup müttefik olabiliyor muyuz? Ya iyi niyetimizi falan sunabiliyor muyuz yani? Kalelerin geri alınması konusunda yardımcı olmak istiyorum çünkü. Bak misal Kili Kalesi'ni hemen düşürebiliriz abi. Kili Kalesi şu an beleş. Üzerimizde 100 tane asker var. Bunlardan 80 tanesi gelişmiş adamlar zaten. Okları taka tuka taka tuka çakıp alabiliriz bu Kili Kalesi'ni. Ama bilmiyorum durum ne alemde. Lehistan'ın adamlarından biri var burada zaten onu kovalıyor. Abi ben Lehistan'a savaş ilan edeceğim ya. Ben Lehistan'a savaş ilan edeceğim ama bu barış durumunu da bir ayrı save'e alalım. Dur bakalım şurada Lehistan'a savaş diyeyim de. Ve save dosyalarını bu bölümün altında paylaşacağım. Yani bu bölümün açıklama kısmında save dosyalarının linkini bulabileceksiniz. Ben şimdi geri vites yapmadan, düşünmeden gidip Lehistan'a dalacağım. Umarım lordlarımla aram çok kötüleşmez. Umarım lordlarımla aram çok kötüleşmez. Aha gördüm sizden birini. Baba bekle bir bekle bekle. Bak o bir kaçmasın. O bir kaçmasın tamam mı? Abi o herif bir kaçmasın ya. Aha gördüm birini. Hocam merhaba. Bunu doğrudan bir savaş ilanı olarak algılayabilirsin. Evet Yalmatız. Evet. Taleplerimi bildirmek için buradayım. Teslim olmak ya da ölmek için bir şansım var. Savaşmaya hazırlan. Bakalım. Lord Lahken'le ilişkim aşağı indi. Ve ben doğrudan savaş ilan etmiş oldum çünkü. Sadece Lord Lahken'le ilişkim ilerledi. Ya ilişkim geriledi. De Lord Lahken'in camış gibi ordusu var ve Lehistan bizden çok uzak. Burnumuzun dibinde değil. Size savaşa gelin diyen yok oğlum. Siz farmlayın olduğunuz yerde. Değil mi abi? Siz farmlayın, ben kale kule alırım, oraları geliştiririm, tamam mı? Topraklarımızı genişletirim. Ayrıca Osmanlı Devleti'ne de yardım etmiş oluruz abi. Görevimiz Osmanlı'yı kurtarmak aga. Olay budur. Hocam şuradan senin kelleyi bir yapıştıralım. Şş, kanka ne yaptın ya böyle atla gözümün önüne kafa atılır mı öyle? Yeni oyunlara falan göz atmaya çalışıyorum. Bak Manuel Samuel bunlardan biriydi. Abi oyun acayip trollmüş gerçekten ya. İzlemediyseniz kartlara linkini koyarım. Kartlar kısmından izleyebilirsiniz. Gerçekten efsane bir oyun kendisi. Hani nefes almak vermek bile senin kontrolünde böyle. İnsanın beyni yanıyor bir süreden sonra. Ben 50 dakika oynadım sonra kafa yandı. Muhtemelen benim tansiyonum ondan sonra çıktı abi. Muhtemelen benim tansiyonum ondan sonra çıktı. Dur bir nefes alayım lan gözümü kırpayım falan filan derken beyin yandı tabi haşat. Baba benim ordu efsane bu arada ya. Benim ordu efsane olmuş ya. Şimdi Lehistan'a doğrudan bir savaş ilan ettik baba. Bakalım. Umarım savaş bizim zararımıza çıkmaz. Kanka esirsin. Bir de esir alalım seni. Oh temiz. Temiz. Kardeş. Baboli İmparatorluğu Lehistan'a savaş ilan etti. Ne sandın kanka? Ne sandın? Var mı lan bana yan bakan? Hayırdır oğlum? Osmanlı torunuyuz lan biz. Kardeş, ayağınızı denk alın ayağınızı. Ayağımı, yani benim ayağımı kaydırmazlar diye umut ediyorum. Ayağınızı denk alın falan deyip atarlandım matarlandım. Abi, şimdi bir şey diyeceğim bak. Ne yapalım biliyor musunuz? Gidelim Kili Kalesi'ni alalım. Kili Kalesi bizim burada
Osmanlı'ya yardım edeceğimiz saldırı üssümüz haline gelsin. Buraya biraz adam yerleştirir, base'e döner. Oradan adam toparlarız. Toparladığımız adamlarla tekrardan buraya gelir. Osmanlı Devleti ile birlikte Lehistan'daki çarpışmalara ortak oluruz. Kuşatma Kulesi diyor. Haydi. Haydi. Ben Kuşatma Kulesi inşa ederken Prens Henry galiba Lehistan'ın lideri. Kimdi Lehistan'ın lideri bilmiyorum. Umarım kalabalık bir düşman grubu üzerime doğru abanmaz. Yavuz Sultan Selim tarafından verilen emirle Ahmet Paşa krallıktan atıldı. Abi krallıkta adam kalmadı ya. Vallahi yani Osmanlı Devleti'nde adam kalmadı hocam. Baba ok yağmur. Oo var ya bu kale ne savunulur biliyor musun? Baba herkes için söylüyorum atış serbest. Abi bak burada direkt böyle şu şeylerin arasında durmak mantıksız. Muhtemelen bu kaleyi elimizden almaya gelecekler çünkü. Ondan söylüyorum. Burada böyle durursanız Avel gibi sizi avlarlar. İlla ki geriye çekilebileceğimiz bir nokta olması lazım. Kalenin içine girince o noktaya bakayım. Ve var ya cirit tepemden geçti. Az daha kafamı beynimi patlatıyorlardı valla. Baba kafamızı beynimizi patlatıyorlardı. Hocam şimdi ben bir kaleyi inceleyeceğim de dar bir geçit lazım bize tamam mı? O dar geçitin arkasına askerlerini yığdın mı? Biz muhtemelen şuraya saklanıp beklemiştik değil mi? Adamların yürümesini falan. Hani merdivenden inip bizi abluk altına almayı akıl edememişti herifler zaten. Kardeşim uğraş uğraş. Vurursan bana da haber ver. Heh. Siz bana fokuslanın. Bunlar zaten sizi tarıyor. Abi bizim ordu daha içeri girmeden burayı patates etti ki. 21 kişiyi mıhlamışlar zaten. Tutmayın lan beni. Tutmayın oğlum. Tam bir şövalye gibi savaşacağım kardeş. İçeri gireceğim. Selamun aleyküm deyip hepsini deşeceğim. Baba biz girişteki elemanları duman ettik zaten ya. Abi var ya Safavi atlı kızılbaşları gerçekten kullanılabilecek en kaliteli, en güçlü ordulardan biri. Tıpkı Kapıkulu sipahileri gibi hem ok kullanabiliyorlar, hem atlı okçulukları var, hem de birebir savaşta, milli savaşta gerçekten çok yetenekliler. Biz bu kaleyi girdiğimiz gibi alırız hocam. Aynen öyle bak 34 adamlarını mıhlamışız bile. Kaleye girer girmez kalesi bizim, kalesi bizim abisi. Kale bizim. Konuşamadım. Hala baş ağrısı var kanka. Hala benim tansiyon 15'lerde. Ya benim büyük tansiyon zaten sürekli büyük. Ben büyük tansiyonun hiç 12'ye indiğini görmedim. Ama küçük fırlarsa sıkıntı. Yani küçük fırlarsa imam yıkar pamuğu tıkar. Hatta gitmiyoruz ama işte sıkıntı orada. Keşke hatta gitsek. Hayırlısı bakalım. Hayırlısı. Yani bize vaat edilen süre ne zaman doldu ise o zaman gideceğiz abi. Yapacak bir şey yok. Ama ne tetikledi bak o konuda gerçekten hiçbir fikrim yok. Hani böyle çamış gibi yersin tamam mı böyle hani nefes almadan löp löp gönderirsin löp löp gönderirsin. Ondan sonra baş fırlar böyle çatank diye. Orası normal. Amenna. Ama tetikleyecek bir şey de yapmadım. Gerçekten ne olduğu konusunda pek bir fikrim yok. Oğlum. Bu arada bak biz bu adamlardan 38 tanesini indirmişiz. İçeride 19 adam var. Onlar hala sizi nasıl indiriyor? Abi bana yerden bir ok mok alacağım. Kalkanı falan bırakacak. Sıkıntı ondan sonra. Baba yürüyün. Baba yürüyün. Mevzu var. Mevzu var içeride deşeceğiz herifleri. Bunlar yürek yemiş gelmiş yalnız ya. Adama bak. Bizim kuşatma kulesinin üstüne çıkıyor. Kardeş merhaba. Baba merhaba. Ay ne aldın be alayen ya. Helal lan. Ay. Vuruyorlar bir yerden. Aha tamam. Bulduk baba bulduk. Kili Kalesi'ni aldığımız zaman bize savaşa geldiklerinde herkesi şu arkaya geçireceğim. Burası zaten dar bir alan. Buraya gelmekte zorlanırlar. Biz de adamların aklını alırız. Kardeşim merhaba. Merhaba bir mevzu varmış sizinle görüşmem gereken. Hocam ne haber? Ne haber? Üçünü yere serdim direkt. Abi çok iyi ya. Geliyorum ulan! Hayırdır? Hayırdır? Cüneyt Arkın edasıyla atladım sağdan soldan. Aklınızı almaya geliyordum ama birisi galiba kalbimi söktü göğsümden. Al baba. Al baba. Al baba. Oğlum gelişine takır tukur ne doğradık be. Ne doğradık be. Çok temiz kale aldık baba. 5 kayıpla çok temiz kale aldık gerçekten.
Ne oluyor lan? Bir telefona titreşim geldi. Evet. Telefona titreşim geldi Baboli. Aldık kaleyi, tamam. Tamam. Şimdi burası bizim saldırı üssümüz olacak. Kanka burayı Lord Lahkem'e verelim. Lord Lahkem'in iki kalesi var, iyi de. Kendim mi alsam acaba bir kale daha? Kale benim olsun zamki. Kale benim olsun. Sıfır dinarlık ganimet falan filan. Neyse, ganimet o kadar önemli değil. Abi biz buraya bir 50 adam yağalım, tamam mı? Hemen köye gidelim, adam toparlayalım, geri gelelim. Biz buraya bir 50 adam yağalım ama öncesinde. De biz oraya 50 adam yığdık. Şu an 45 adamla biz tehlikedeyiz. Gerçi ben alırım seni. Uhuhu! Nereye alıyorsun 45 adamla? Nereye alıyorsun 45 adamla? Baba orduyu toparlayıp şunlara bir tokat şov yapalım mı ya? Orduyu toparlayıp şunlara bir tokat şov yapalım abi. Hadi bakalım. Kalanlarını da kaleye yerleştirir, ondan sonra geliriz. Hocam. Toparla orduyu. Baba. İş başına. Birazdan adamları mıhlayacağız. Birazdan adamları mıhlayacağız. Giriyorum hemen. Ben böyleyim abi. İki işe birden odaklanamıyorum. Bak mesaj yazarken falan beyin donuyor misal böyle. Aynen böyle kalıyor. Ama birazdan tokat şov var baba, yani merak etmeyin. Birazdan elemanları tokatlayacağız. Kızardın mı lan? 2 dakikada. Ay. Tamamdır abi, tamamdır. Şu an savaşa odaklanabiliriz. Şu an savaşa odaklanabiliriz. Gerildik baba. Taktiğimiz hazır mı? Hemen adamların bir askeri durumuna bakalım ama önce ben bir kayda bakayım. Hocam süper. Süper. 26 dakika olmuş. Bunları tokatlar, kaleye adamları yerleştirir. Yeni adam almaya gideriz. Ondan sonra ufaktan kaçarız zaten. Baba şimdi. Bunların elinde ne var baba Tillo? Bunların elinde ne var? Bunların elinde doğru düzgün adam yok kanka. Şu ikisi iptal. Üçüncüsü de iptal. Üçüncüsünde de doğru düzgün adam yok. Bir tek şu son gelen sıkıntı çıkarabilir. Onların da can değerleri az zaten. Ve bol bol Osmanlı askeri esir ettiklerinden dolayı biz bunları yakalayıp kestikten sonra asker kaybımızı da onlardan aldığımız askerlerle karşılayabiliriz. Hocam. Korkanın çocuğu olmaz. Go 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 go. Go baba go. Seninle tekrar karşılaşacağım o anı bekliyordum. Hilelerin beni bir ikinci defa daha kandıramayacak. Ve merhametim için yalvarmanı büyük keyifle dinleyeceğim. Hayırlısı be kanka. Baba herkes beni izliyor şimdi. Herkes beni izliyor. Kahramanlık yapmaya çalışmayın. Abi herkes beni izliyor. Şimdi size yapacağımız hamleyi söylüyorum. Bunların sayı kalabalık. Taktik yapıyorlar mı? Bodoslama geliyorlar. Okey abi. O zaman beyler. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Atlılarını es geçiyoruz. Atlılarla kapışmıyoruz. Direkt şu piyadelerin olduğu noktaya doğru. Yarısının daha zırhı yok abi. Biz bunlara bir tokat şov çekeriz şimdi. Baba şuradan şöyle bir hücumlayalım dayı. Sadece beni izlemeyin oğlum. Arada saldırın ya. Süvariler hücum. Baba arada saldırın yani bak. En güzel taktik budur abi. Yayaların arasına dalacaksın yani. Atlılarla kapışmaya kalkarsan işin sıkıntı. Ya şimdi hani size oyun çok basit gibi gözükebilir. Ya çok basit gibi gözükebilir dediğim. Yani ben çok kolay alıyorum diye kolay da oynuyorum zannetmeyin. Oyunun zorluk derecesi gayet normal. Dövüş yapay zekası ve stratejik yapay zeka iyi durumda, dövüş hızını arttırmak hiçbir halta yaramıyor. Onu da belirteyim. Aldığım hasarı sadece kolayda tutuyorum. Yani %50 zorlukta oynadığım için. Onda da çok saçma hasarlar vuruyorlar abi. Ya zaten hani dedim geçen bölümde ağladığım mevzular bunlar. Hani adam köyden tırpanını alıyor geliyor baba. Sprinter usta gibi anlıyor musun böyle? Her hamleni dodge diyor, kaçıyor falan. Ya yani hani o adam zaten böyle Sprinter usta gibi savaşırken bir de ben ondan kafama vurduğunda 300 hasar alırsam abi
oyundan aldığım zevk sıfıra biner. Ayrıca müsaade edin de kanka bunları döveyim yani. Benim adamlarım en gelişmiş vaziyette. Heriflerde gördüğünüz üzere don yok baba. Yani bunları kesmemiz normal değil mi kardeş? Bence normal. Hacı seninle bir aklını alalım. Var mı da? Ulan don giymemiş araziye savaşmaya gelmiş arkadaş. Azmini takdir ettim arkadaşın da. Ay Ciriti böbreğime yedim. Bak Ciriti böbreğime yedim. Kalan canı görüyorsun. Ben zorluğu arttırsam herifler Ciritle tek atacak, anlıyorsun? O yüzden ben zorluğu çok fazla arttırmam. Abi biz yalnız biraz adam kaybediyoruz bildiğin. Bir tane daha vurursam ona. Arkadaşlar şu arkadakine dönün bir. Arkadakine dönün. Arkadakine. Tamam yardım ben onu. Hocam beni blokluyorsun be. Atlı savaşlardan nefret ediyorum var ya, atlı kapışmalardan. Acayip bir şey. Gel bakayım, gel 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 gel. Çok yeteneksizim be. Abi çok yeteneksizim be. Adamda tepki yok yalnız ha. İşte bu. İşte bu. Bakalım savaş alanında 75 asker var, bizden 30 kişi var. Düşman ne ara 75 asker intikal ettirdi savaş alanına ya? Ve bu arada biz bildiğin dayak yiyoruz abi şu anda. Ya gerçi hani askeri üstünlük onlardaydı da abi, adamlar don atlet be. Kaybetmeyelim lan. Adamlar don atlet be abi, kaybetmeyelim be. Bak bak bak, şurada bir grup şöyle gezerken bunların bir aklını karıştırıp bir önden bir arkadan heriflerin sayısını azaltacağım. Hadi bakalım. Dağılsınlar abi, dağınık dursunlar. Eyvah, hem düşman atlısıyla çarpış. Babacım sen çiftliğine geri dönüyorsun. Sen ailenin yanına geri dön. Ay, mızrağı çok fena oturttu. Mızrağı çok fena oturttu atlının üstüne be. İşte abi görüyorsunuz yani, adamların vurduğu hasar zaten fazla. Ben bir de zorluğu arttırırsam hüngür hüngür ağlarım abi. İniyorum lan attan. İniyorum lan attan. Yanlış yaptık. Evet, ağlama zamanı. Ağlama zamanı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Temiz temiz ağlayalım. Yiyelim dayağımızı temiz temiz. Kim kimi ağlatıyor kardeş diyeceğim bak. Birazdan yemeye başlarım ben dayağımı. Ay! Ay dur! Dur 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 dur. Benim ameliyatlı. Benim ameliyatlı, gelme. Benim ameliyatlı. Hocam. Hocam imdat. Bizim askerler ne yapıyor? Hocam piknik mi? Ağzına tükürdüğüm. Ay. Baba Allah razı olsun be. Biraz geç geldin yalnız ya. Baba çekil. Of. Ulan o alandan ölmeden çıktım ya. O alandan ölmeden çıktım ya hacı şu canla. Ya hani şu herif bana bir tane getirirse lömçük diye böyle ikiye ayıracak beni. Ben o alandan sağ salim çıktım ya, daha da başka bir şey istemem. Of. Oğlum bunlar ne kalabalık girmişler öyle ya. Ya şu an için var ya, verdiğim kayıplara tek güvendiğim şey buradan gelecek esir tutulan askerler abi. Ve şu an Osmanlı Devleti'ne büyük bir katkıda bulunmuş olduk. Düşmanın 4 generalini devre dışı bıraktık abi. Sen nesin ya? Lehistan lordlarından biri misin abi? Yoksa Leh kanatlı savaşçısı mı? Lehistan savaşçılarından biri de çok geç tepki verdim be. Leh kanatlı süvarisiymiş. Lord gibi geziniyor oğlum, ben ne yapayım yani, herif lord gibi geziniyor ortalıkta. Baba onun da aklını ben alacaktım, siz aldınız. Çok kaybımız var mı ya? 14 ölü 23 yaralı. Gelecek tur kalanlarını rahat bir şekilde tokatlarız. Gelecek tur kalanlarını rahat tokatlarız kanka. Ondan sonra kaleye asker bırakırız. Bunların esir aldığı adamları kurtarırız. Onları yanımıza alır, yetiştiririz. Kaleye asker bırakırız. Gider adam toparlar, tekrardan buraya intikal ederiz. Gayet güzel oldu bence. Gayet güzel oldu. Kili Kalesi'ni de buradaki savunma ve saldırı mekanizmamız olarak kullanırız. Daha karşı tarafın askeri var mı? 38 askeri daha var. 38 askeri daha var. Ama lütfen ya, çaylak çömlek askerler kalsın ya geriye. Bir tane daha hardcore savaşa tutuşmak istemiyorum. Kafamı beynimi parçalarlar çünkü. Ki galiba hardcore savaş olacak abi. Ya baktığın zaman zırhlı atlıları falan var. Kapışacağız artık. Yapacak bir şey yok. Ben ona sağlam vurdum ama be. Ben ona sağlam vurdum ama.
Neyse ben burada işin uzun sürecek tarafını size söyleyeyim. Bu arada o bizden bir adammış ya. Ben kendi adamıma vurmaya çalışıyormuşum. Abi bu savaşın uzun sürecek tarafı şu. Birincisi ben şu an hiçbir vuruşumu oturtamıyorum. İkincisi adamların atlıları var abi. Muhtemelen o atlılardan dolayı. Evet anladığım kadarıyla tek oturtamayan ben değilim. Atlılardan dolayı meydan savaşı birazcık uzayacak gibi. Uzasın bakalım. Uzasın bakalım kardeş. Biz icablarına bakarız. Biz hallederiz elemanları. Kanka kılıcımı çektim geliyorum. Hoppa çok güzel. Çok güzel. Ya bu arada sürekli yeni mod önerip duruyorsunuz. Cihat ve Hastalar, Light and Darkness. Şeye tekrardan başlamamı isteyenler var. Warsword Conquest. Orklar falan vardı ya böyle. Bu sefer iskelet olarak falan mı başlasam acaba ölüler ordusunda? Bir ara elflerde oynadık, bir ara cücelerde oynadık da cüceleri pek beceremedim yalan olmasın. Elfleri de pek beceremedim de sonra Kaos'ta oynadık. Ben bir 3 sezon yaptım ona galiba ya. 3 sezon yaptım diye hatırlıyorum. Ya 4. bir sezon yapmam için önce serilerden birkaçını elden çıkarmam lazım. Ufaktan bitirmeye başlıyorum fark ettiyseniz. Bir ara Civilization 5'i bitireceğim. Acayip üşeniyorum. Oyuna girmesi uzun sürüyor. Yükleme ekranı uzun sürüyor. Ben böyle bayılıyorum abi. Yükleme ekranının bitmesini beklerken WhatsApp'ta 3 tur attım ya. Şey Instagram'da. Hocam gitmekte serbestsin. İleride seni aramızda görmekten onur duyarım. Sen esirsin. Diğeri kaçtı zaten. Bakalım şimdi nelerimiz var. Osmanlı Kemankeşi, Sultan Sekbanı, Osmanlı Yeniçerisi, Kapıkulu Sipahisi. Ben bunların hepsini alacağım, kaleye koyacağım. Bizim kalede duran adamların yanına destek olurlar. Yalnız bak benim can değerim falan biraz morlamış vaziyette. Bir savaşa daha tutuşmamam lazım. Kaleye adam bırakıp tez zamanda topukları vurup kaçmam lazım buradan. Yoksa sıkıntı yaşayacağız. Abi şimdi Kili Kalesi'ne gel bakayım. Direkt burayı kuşatmaya böyle kocaman büyük bir ordu gelmesin. Başka bir şey istemiyorum ben. Abi şunların hepsini bir kaleye koyalım. Birazcık toplama asker kullanacağız ama yapacak bir şey yok. Şunları bir kaleye koyalım abi. Bir 50 adam da Safavi atlı kızılbaşı bırakacağım. Aslında keşke en başında bir 50 tane Safavi atlı kızılbaşı bıraksaydım. Ama şimdi bunları tekrar buradan al, o tarafa geri yerleştir sıkıntı. Ve Safavi atlı kızılbaşları hafiften zarar gördüğü için yani savaşta illaki kendilerini gösterirler zaten. Kalede 79 adam var. Hemen save alıp buradan kimseye yakalanmadan kaçmaya çalışacağım. 5.6 hızı var. Benim hızımsa 5.8. Kuşatamazsın orayı. Ya sen oranın nesini kuşatıyorsun oğlum 38 35 askerle ya? Birazcık canım olsa gelir tokatlarım da. Abi şu herifi tokatlamam gerekecek galiba. Oo, Kili Kalesi'nden gelen kazançlara bak. Wow. Wow. Hocam ben bunları... Oğlum kaçacağım madem benden. Oo Kont Mehmet'ten kaçıyor muhtemelen. Hocam selamlar teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ya zaten alamaz orayı da. Ben başında durursam hayatta alamaz da. Ben başında durana kadar gelip alırlarsa sıkıntı. Ya şimdi hemen hiç kimseye yakalanmadan ufak ufak kendi köyüme kaçıp asker toplamaya çalışacağım. Umarım birilerine yakalanmam yani herhangi bir şekilde. Ya çünkü şu an asker sayım inanılmaz az. 22 askerle yapabileceğim şeyler kısıtlı. Ya benden mucize beklemeyin yani 22 askerle. Erzincan'dan adam toplasam 13 kişi. Helal be, Türkmen köylüsü. Çok güzel, çok güzel. İspir köyünden bana hayatta adam gelmez. Malazgirt köyünden adam almaya çalışayım. Buralardan ben bir adam toplamaya çalışayım. 19, harika be. Tuzluca 14, harikasınız. Harikasınız abi. Gümri. 8. Bunlar Safavi kaçaklardan kaçıyor. Tamam eyvallah eyvallah. Da kaçaklar bizi mıhlamaya geliyor. Kaçaklar bizden kan almaya geliyor kanka. Hızlı hareket etmemiz lazım. Kaçıyor musunuz? Takip mi ediyorsunuz lan? Tiflis'e doğru girelim bari. Bu kaçakları benim buradan temizlemem lazım. Bu kaçakları benim temizlemem lazım yoksa bu kaçaklar benim başıma bela olacak. Bir saniye ben şu Salih köyünden de adamımı alayım. Bu kaçakları benim bir şekilde temizlemem lazım hocam.
şekilde temizlemem lazım bu kaçakları. Şu an döverler beni ya. Muhtemelen yakalarlarsa pataklarlar. Hoy köyünü falan çok yağmaladık. Oradan bize asker gelmez. İspir köyünden asker gelmez. Nerelerden asker gelir? Anadolu'dan falan da asker toplayacağız artık yani. Bizim adamlar ne durumda? Bizim derebeyleri ne durumda? Onların durumunu bir görelim. Safi Bey Hatun ve askerleri mi? O kim ya? Kardeş sen kimsin? Kimlerdensin? Birinden mi kaçtın? Muhtemelen birinden kaçtım. Rolf'ün 136 askeri var. Güzel. Rolf bir ara senle şu kaçakları halledelim. Rolf, aslan parçası şu kaçaklara gel benimle. Kim sen kimmişsin kardeş? Milan Düklüğü'nün adamı. Kaçaklar başımızı ağrıtacak biraz ya. Malazgirt köyünden adam aldım. Van Kalesi. Şu Van Kalesi'ne doğru tekrar ilerleyelim. Bahestur falan nerede bilmiyorum. Tirkit köyünden de bana adam gelmez ama Ninova'dan gelir. Ninova'yı yağmalamadım çünkü. Ninova'yı yağmalamadım. Oo, Bahestur birileriyle çarpışmış belli. Haydutlarla falan çarpışmış. Haydutları tokatlamış. Aslan Bahestur be. Aslan Bahestur be. Kanka var ya bir de şu elemanları halledersen 10 numara olur. Kilis köyü. Hemen Kilis köyünden de gidip adam toplamaya çalışalım. No 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 no. Kıpçak askeri değil. Kıpçak askeri değil. Kıpçak askerlerini sal. Yani Kıpçak askerlerini sal abi. Bunları ne kadar geliştirirsen geliştir hiçbir şey vuramıyorlar zaten. Antakya'dan adam alalım. Lehistan Krallığından yollu Osmanlı Lord yollu ne ya? Okuyamadım. Avrupalı köylü. Varım, varım. Arbeletçi yetiştirir koyarız. Varım. Sıkıntı yok. Yahyalı köyü. Buradan da Osmanlı acemi olanları gelecek. Güzel. Güzel. Başka sağlam hangi köy var? Başka sağlam köy yok ki. Alanya'dan gidip bir şeyler alabiliriz. Geliyorum, geliyorum Kili Kalesi'ne. Geliyorum. Sabredin. Sabredin o Kili Kalesi'ne geleceğim ben şimdi. Ben o kaleye gelene kadar kale elden gitmezse tabii. Hadi baba koş. Koş abi koş 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 koş. Koş. İstanbul'dan hemen yemek alıyoruz. Kili Kalesi'ne yardıma gidiyoruz. Abi çok fazla iyi ya çok fazla yemek sıkıntım yok. Sonra dolaşırım şehirleri. Abi lütfen hemen Kili Kalesi'ne. Hemen Kili Kalesi'ne. Yavaş yavaş sakin sakin gideceğim Kili Kalesi'ne. Etrafta aha Yavuz Sultan Selim. Abi bana bir yardıma gel be. 34 Kapıkulu Sipahisi. Çok kalabalık ama ordusu gelişmiş değil. De iyi bizden de birinin 400 kişi basması beni mutlu etti gerçekten. Kim kuşatıyor la burayı? Yarl Pir Ömer Bey ne ya? Belli ki bizden biri ya. Belli ki bizden biri abi sen niye bize karşı savaşıyorsun ya? Yarl Pir Ömer Bey. Dur bakalım adamla ilişkim ileriyse onu ben bir kendi yanıma çekmeye çalışayım. Yarl Pir Ömer Bey. Sanırsam bana karşı hiçbir şey hissetmiyor ya. Kralın sahip olduğu topraklara baksana. Oğlum siz benim kadar adaletli yöneten bir adamı nereden bulacağınız acaba? Bak bende birkaç tane kalem var sadece. Abi benim kayınbabam Mustafa Paşa'ydı. Ne ara krallığımızın ismi ne olacak olarak değişti ya? Ha Kral Maximilian'a geçtiği zaman abi nasıl bir bug bu ya? Nasıl bir bug bu ya? Kayınpeder mi değiştirdik oğlum biz? Kayınpeder eskittik beyler. Kayınpeder eskittik. Ne iştir arkadaş ya? Ne iştir ya? Baba şöyle biraz kamerayı aşağı al. Kamera havaları çekiyor bir süreden sonra böyle. Şey yapıyor, yukarı doğru kalkıyor hafiften havaları çekiyor kamera. Uçacaksın, uçacaksın, havaları uçacaksın. Nereye kaçıyorsunuz lan? Kaçmıyorlar ki. Baba niye saldınız kaleyi? Hayır yani çok umurumda olan bir mevzu değil. Ohuhu! Yo 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 yo. Dostum. Buradaki 50 adam iyileşmiş aslında. Üstünde de 22 adam var. Ben birazcık daha buradan adam alayım. Ben biraz daha buradan adam alıp oradan gelişmiş adamları alıp buradan bunun üstüne doğru yürüsem. Dövemem ki. 262 kişiyi ben nerede döveyim? Kaleye giriyorum. Gel. Gel kaleye gel. Kan vs. Kaleye gel. Kaleye gel de ben sana bir gününü göstereyim.
Abi şehirler çok uzakta kalmış be. Dur Macaristan'ın şurası. Gideyim de oradan ben biraz yemek falan bir şeyler alayım. Benim aslında Macaristan lordlarıyla aram çok iyi. Macaristan lordlarından birkaçını kendi krallığıma katmaya falan mı çalışsam? Abi çok güzel. Hemen yemekleri de löpür löpür götürelim. Harika. Harika. Evet abi benim telefona bakmam lazım. Babuşlar bu bölümü de burada sonlandıralım. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın abi. Bay bay.